Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu ne zamandır bekliyordunuz? Aslında birinci versiyonunu çekmiştim ama biraz baştan savma olmuştu. Çok zamanım yoktu o zamanlar. Şu an işte malum misafirlerim falan vardı. Zaten İstanbul gezisiyle alakalı bir paylaşım yapmıştım. Şu an yine Özge bizimle birlikte. Arada bir benim konuşmalarıma cevap verebilir kendisi. Biraz sinirlendim çünkü. Böyle bir video çekmek istiyordum dediğim gibi konumuza tekrar dönecek olursak. Kısmet bugüneymiş. Cevap vermek istiyorum. Cevap verilecek çok şey var çünkü artık ben cevap yazmaktan yoruldum. Neden konu oralara çekildi bilmiyorum. Evet, diğer videoda da açıkladığım gibi biraz üslubumun sert olmasından kaynaklı mı artık bilmiyorum ama hani üslupsal bir sıkıntı da değil de aslında şöyle söyleyeyim. İnsanlar hani genellikle şuna alışmamışlar. Açık sözlülüğe. Yani ben evet hukuk mezunuyum ama tabii ki kendimi bir şey sanmıyorum. Tabii ki ben Türkiye derecesi yapmadım. Tabii ki hani tamam kazandım okey ama şimdi siz bu okey lafıma falan da aşağıda farklı yorumlar yaparsınız kendi çapınızda neyse. Tabii ki evet derece yapmadım. Bir Ankara hukuk mezunu değilim. Bir İstanbul hukuk mezunu değilim yorumlarda da yazmışsınız. Ay İstanbul hukuk mezunu musun falan diye. İstanbul hukuk mezunu değilim evet ama çok şükür kazandım yani. Neyse o konulara geleceğiz. Şimdi başlıyorum. Birkaç tane yorum seçeceğim aralarından ve bu yorumlara karşılık vereceğim. Birisi demiş ki ne kadar yazık ya gelecek korkusu sarmış hanımefendi. Kendine güvensizlik bu olsa gerek Serkan Baltacı demiş. Şimdi Serkancığım şimdi şöyle bir şey var. Gelecek korkusu ben bu videoda demiştim ki kendimi tenzih ederek söylüyorum. Ben çok şükür stajımı iyi bir yerde yaptım. Yine Ankara'daki dönemimde de çok şükür iyi bir yerde stajıma devam etmiştim. İstanbul'da da çok şükür hani ilk buraya geçtim CV'mi hazırladım. Hatta avukat CV'si nasıl hazırlanır diye bir videom vardı. Oradan da görebilirsiniz. Yani benim iş bulma kaygım hiçbir zaman olmadı. Çok şükür girdiğim sınavlarda da kazanamama korkum olmadı. Zaten benim yakın çevrem biliyor sınavlarla alakalı bir korkum olmadığını. Girdiğim sınavlarda genellikle başarı sağlamışımdır. Yani kaldı ki okulda büte kalmadan bitirdim. Ha bu arada aramızda Kıbrıs'a karşı bir ön yargısı olan var. Hani bayağı bir kişi yorum yapmış Kıbrıs hakkında. Ben Kıbrıs'ta bursluydum her şeyden önce ve kolay sandığınız okulun tüm hocaları hemen hemen Ankara hukuktan gelen hocalardı. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kadrosunu aratırsanız, bir de Ankara Üniversitesi'nin kadrosunu aratırsanız zaten kadro kıyasında görebilirsiniz hangi hocalar hangi derse giriyor. Biz kitabın yazarlarından bizzat dersi aldık yani. Ramazan Arslan, Sema Taşpınar Ayvaz, Ahmet Kılıçoğlu. Yani bunun gibi hocalar benim bizzat dersime girmiş insanlar. Neyse bu konuyu çok uzatmayacağım. Demiş ki yeteneğine ve beynine güvenmediğin için küçümsediğin insanlardan korkuyorsun. Tuğçe Yılmaz diye birisi adaşım böyle bir yorum yapmış. Çok güldüm. Yeteneğine ve beynine güvenmediğin için. Birincisi ben beynime neden güvenmeyeyim? Yani beynime güvenmemiş olsam hakimlik sınavını kazanmazdım. Bir, okulu güçsüz bitirmezdim. İki, hukuku kazanmazdım. 3 yani. Bunlar sadece vereceğim 3 tane kısa örnekti. Kaldı ki ben lisede zaten dershanelere ücret ödetmemiş bir insanım aileme. 2-3 farklı dershaneden ücretsiz kazanan bir öğrenciydim. Ve derece öğrencisiydim. Bu arada bizim buzdolabı arkadaşlar biraz sıkıntılı. Konuşuyor yani kendi kendine. Onun sesi başladı şu an. Kusura bakmayın. Değil mi kanka? Şimdi ve demiş ki Fatih Kara, hukukla alakam yok. Video rastgele karşıma çıktı. Tek bir şey soracağım. Sen niye hukuk seçtin? Pasta azalıyorsa o zaman sen de diğer hukukçuların hakkını yedin mantıken. Kaldı ki insanlar DGS ile geçerse 2 artı 4 olarak 6 sene harcıyor. Bir zahmet istediği mesleği Beynimin %100'ünü kullanırsam ne olur? aynen öyle bir muhabbet. Şimdi şöyle Fatih. Ben zaten devletin verdiği, bu arada diğer yorumlarda da hani cevap vermediğim bir yorum olursa şöyle söyleyeyim. Devletin verdiği hakkı kullanmasın insanlar. Devlet niye böyle bir hak vermiş bilmem ne. Ben bunları zaten sorgulamıyorum. Orada bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Arkadaşlar çok algılayamadılar. Tabii ki de hani insanlar seçebilir. Sadece ha ben neden
bu mesleği seçtiğime gelirsek, ben ilkokul 4'ten beri hayalim olan bir meslekti. Kaldı ki ben zaten ÖSYM puanımla kazandım, girdim, okudum 4 yılda, hatta 3,5'da bitirecektim. 4'e kendi irademle uzattım tatil yapmak amacıyla. Yani siz beni sorgularsanız, yani bunu konuşmayalım isterseniz bu videoda. Çünkü bu sefer de şey diyeceksiniz, kendisini mi övüyor? Asla öyle bir amacım yok. Sadece çok sert yorumlar yapmışsınız. Ben de bunlara mecburen sert cevap vermek zorundayım. Çünkü siz iyilikten anlamıyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Bu yorum yapan arkadaşlardan bahsediyorum. İyilikte açıkladım bir tane videoda. Ama hala üstüne yorum üstüne yorum. Ya tamam da, ya ben zaten demiyorum ki adaletten hani hukuka geçilmesi hak değil. Ben bunu zaten biliyorum, devletin verdiği hak olduğunu. Sadece diyorum ki zaten çoğu avukat da artık çok fazla hukuk fakültesi olduğu için artık zibil gibi her yerde hukukçu var. Bir saygınlığı kalmadı. Hani iyi olan da hukukçu oluyor, kötü olan da. Parasını basan okuyordu bir ara zaten. 190 bin olması rezaletti. 100 bine çektiler. Farkındalar. Hani Adalet Bakanlığı da farkında. Çok iyi yaptılar bence. Zaten gerekçe olarak da şunu göstermişler. Kontenjanları dolduramayan bazı okullar hukuk fakültelerini kapatmak zorunda kalacak. Bence de çok yerinde bir karar. Çok destekliyorum yani bu durumu. Zehra Koçak demiş ki, dilerim bir gün çok başarılı ve talep edilen bir avukat olursun. Çünkü belli ki şu an ikisi de değilsin. Bu nefretindir. Bundan sebep üzgünüm adına. Çok şükür hayatım boyunca başarısızlık namına bir şey geçirmedim. Çok şükür Allah'ıma. Zekasal, beyinsel, başarı anlamında hiçbir zaman bir ekstrem durumları göz ardı edersek bir başarısızlığım olmadı. O yüzden bu söylemek istediğim cümleye karşılık verebileceğim bir cevap yok. Çünkü ya yanılıyorsun yani. Öyle bir şey yok. Benim bu videoyu çekmemdeki amaç da zaten o değildi. Adalet okuyanlara şöyle bir tepki göstermek istedim. Şu pandemi sürecinde online olarak hiç hukukla alakası olmayan insanlar, çok alakasız olan bölümler bile, bizzat benim tanıdığım yakın çevremde bile söylüyorum, hani sizden bağımsız kendi çevremde bile, akrabalarımda bile hukukla bağlantısız insanlar, adalet okuyup hukuka geçsek mi? Ya bu kadar basit olmamalı bu bölüm. Benim tepkim tamamen bunaydı. Ama siz nerelere çektiniz, nerelere getirdiniz olayı yani. Hüseyin Karayel demiş ki, bunu izledikten sonra açıktan hukuk okumaya karar verdim, netlerim. Çok iyi, çok sağ ol. Yolun açık olsun Hüseyin o zaman. Sana başka bir şey demiyorum. Yeliz Korkmaz Fan demiş, böyle gereksiz insanlar olduğu sürece dünya hep batacak. Sen hukuk okudun da ne geçti eline? Okumasaydın, kendini beğenmiş gereksiz insan olup da cahil kalmak buna denir gerçek. Benim kendimi beğenmiş olduğum kanısına nereden vardın? Ben adaletçileri yargıladım bu videoda. Evet, çok da biraz hani zaten ben bunu kesinlikle şey bulmuyorum, hani kendimi de haklı bulmuyorum bu konuda. Biraz sert bir eleştiri yapmışım, kabul. Zaten bunu ikinci videoda söyledim. Kendimi de hatalı bulduğum noktaları belirttim. Ama kendimi beğenmiş olduğum konusunda yanılıyorsun yani. Ben kendim size faydalı olmak için bir sürü video çektim. Ne biliyorsam, ne yaptıysam hepsini size anlatmaya çalıştım yani. Hakkımı da yemeyin arkadaşlar lütfen. Yani ben yalın bir şekilde nasıl ders çalıştım, ne kullandım, hangi kaynağı kullandım, bu süreç nasıl geçti, okul hayatım nasıl geçti, hukukta işte okulda öğrendiğimiz bilgiler hukuksal açıdan stajda ne kadar işimize yarıyor, avukat CV'mi nasıl hazırladım, ben daha nasıl açıklayabilirim kendimi bilmiyorum yani. Ama böyle bir yorum uygun görmüş arkadaşım. Bir şey demiyorum. Rüya Işık demiş ki, siz pastanın boyutunu düşünmeye devam edin. Gerçekten okumak isteyen insanları kızdırıp dikey geçiş sınavına daha çok çalışmaları yönünde teşvik ettiğiniz için teşekkür ederim falan filan. Yani şöyle göstermek istiyorum. Şöyle upuzun bir şey yazmış. Bunu bu videoda okuyamayacağım. Üzgünüm. Ya kendinizi yoruyorsunuz arkadaşlar. Bu tek uzun mesaj değil. Gerçekten böyle çok uzun mesajlar aldığım oldu. Ya kendinizi yoruyorsunuz. Ben bunları emin olun sallamıyorum. Niye diyeceksiniz? Ben çünkü bu videoyu hangi amaçla çektiğimi zaten biliyorum. Zaten açıklamaya çalıştım tüm iyi niyetimle. Siz yine kötü taraflara çekmeye devam ediyorsunuz. Bunu sanırım şey yapamayacağım artık. Yani nasıl anlatayım? Bu durumu artık düzeltemeyeceğim diye düşünüyorum bu video konusunda. Ama emin olun ki ben ne biliyorsam
Sizler de yine iyi başarılar elde edin. Hani en azından ben okulu iyi bir şekilde bitirdim. Siz de iyi bir şekilde bitirin diye. Hani ne biliyorsam en azından faydalı olur. Belki umuduyla size söyledim, anlatmaya çalıştım. Bunu uygularsınız, uygulamazsınız. Hani dersiniz bu ne saçmalıyor. Ben hani kendi programım var bilmem ne. Ben zaten kendim sizin için çekiyorum. Ama hala işte yok kendini beğenmiş, kendisi okumuş da ne olmuş bilmem ne falan filan gibi yorumlar yapmışsınız. Demiş ki keşke Fahriye Öztürk Özyürek demiş ki keşke dışınız kadar içinizde güzel olsaydı, yazık. Ne kötülüğümü gördün Sayın Fahriye Öztürk Özyürek? Ben çok merak ettim. Sadece bir videoyla mı beni yargılıyorsun? Kaldı ki ben burada gerçekten hani adalet okuyan insanlara bir şey demiyorum. Sadece bakın hukukçulara söylüyorum ya, hukuk mezunlarına. Sonradan geçenlere değil. Siz biliyorsunuz biz ne zorluklarla bu bölümü kazanıyoruz. Kazanan insanlara söylüyorum gerçekten. Bileğinin hakkıyla kazananlara söylüyorum. Bu kadar kazanıp okuyan, zorla bitiren, sabahlara kadar çalışan insanların çektiği zorluğu ben biliyorum yani, bu bölümü okumuş, bitirmiş bir insan olarak. Şöyle değil mi? Şöyle. Ay. Yani bir saniye arkadaşlar. Yani gerçekten şuna sadece üzülüyorum. Benim üzgün olduğum nokta şu. Adalet okuyup da hukuka geçelim diye hani hukuku bu kadar basitleştiren insanlara benim aslında üzüntüm. Hukuk bu kadar basit bir bölüm değil. Cici Kuş Prens demiş ki he vallahi çok kolay çünkü ben ders çalışıyorum. Allah kolaylık versin o zaman. Cici Kuş. Kanber Alkan demiş ki işini severek yapan her yerde kazanıyor. İster DGS ile geçsin, ister normal okusun. Sen de belli ki YouTuber olmaya karar vermişsin. Daha yolun çok uzun demiş. Vallahi canım, yani kim ne olmaya karar vermiş bilmiyorum ama senin prim kasmaya çalıştığın kesin asıl olarak, yani bu yorum yaparak. Çok mantıklı bir yorum yapmamışsın maalesef. Ondan sonra birisi demiş ki bu kadar sinir iyi değil, vücutsal açıdan birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Sağ ol beni düşündüğün için NYC. Yani o kadar uzun uzun, bir de hepiniz çok uzun yorumlar yapmışsınız. İnanın ki kafa patlatıp da okumak bile istemedim. Çünkü ben dediğim gibi demiş ki Murat Kocaman bu fırsatı verenlere gitsin söyledikleriniz. Gitsin yani. Ona kalır, ben ona kalırsa diyorum. Bana kalırsa arkadaşlar, ben zaten şundan yanayım. Hukuk 40 binde bitmeli. Tıp nasıl ki 40 binde bitiyorsa hukuk da 40 binde bitmeli. Niye? Ya yol geçen hanı gibi herkes hukukçu, herkes hukukçu. Ha ben 40 bin olsa da kazanırdım. Sorun değil yani o açımdan. Ama 190 bindeki kişi hukuk okumamalı. Yani yerlerde, gerçekten kalite yerlerde. Ben özel üniversite mezunuyum. İnkar etmiyorum. Ben bizzat çevremi görüyordum ya. Kalitenin düşüklüğünü görüyordum yani. İnsanların son 10 gün çalışmaya başlamasını. Notun notundan çalıştıklarını. Böyle bir rezillik olabilir mi? Sen notun notunun notundan belki de çalışacaksın. Sonra insanların hakkını savunacaksın. Ya böyle bir rezillik olamaz bence. Yani ben bir tane ders için 3 tane kitap bitirdiğimi hatırlıyorum. Bu gözler boşuna bozulmadı. Ama insanlar notun notunun notunun notundan belki de yani okuyacak, bitirecek, sonra da şey yapacak, insanları savunacak. Bu kadar kolay değil yani. Bence bir bölümü okumak bu kadar kolay olmamalı. Onun haricinde bakalım. Birisi demiş ki Leo diye öncelikle selam İBF'lilerin. İİBF'lerim pardon, idari hakimlik sınavına girmesiyle ilgili de bir video yapar mısın? Şimdi ben onu yaparım. Bilinç de oradan gelir. Hiç gerek yok. Ama idari hakimlik sınavına girmeleri hakkında açıkçası olumlu düşünmüyorum. Sonuçta idari mahkemelerde, idare mahkemelerinde hakimlik yapacak. İdare hukuku üzerine yapılan ve vergi mahkemeleri üzerine yapılan bir şeyden bahsediyoruz, alandan bahsediyoruz. O cümleyi kuramadım. Yani
Ben anlamadım. İİBF'lilerin, atıyorum siyaset, bilim ve kamu yönetimi okuyan birinin neden böyle bir hakimlik sınavına girme hakkı tanınıyor yani? Zaten zibil gibi hukukçu var. Yeter yani. Allah'tan adli hakimliğe giremiyorlar. Adli hakimliğe giremedikleri için de savcı hakim olamıyorlar. Siz şimdi buna da bilinç yaparsınız. Ama arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. Biz de sizin alanınızdaki şeyleri yapamayabiliriz. Yani bunu şey gibi düşünün, uzmanlaşma gibi. Mesela ben hukuk mezunuyum, mimar olamam, değil mi? Ben çizim yapamam yani. Ya da ben doktor değilim, ya da bir hemşire değilim, bir kan alamam, bir iğne yapamam, bir hasta muayene edemem. Sen de hukukçu değilsin. Kanun, yani kanunları bizim gibi detay bilmiyorsun. Evet, mesela adalet mezunları da biliyorum kullandıkları kitapları. Dolap yine konuşmaya başladı, kusura bakmayın. Kullandıkları kitapları biliyorum mesela ben. İncecik incecik kitaplar kullanıyorlar. Şu kadar şu kadar kitaplar. Biz bu kadar okuyoruz, onlar şu kadar okuyor aynı ders için. Yani bu hak mı reva mı yani, ne diyeyim? Birisi demiş ki, Yusufcan Yıldırım demiş, pardon, hukuka değil hukuka diye okunur. İnsanların hevesini kırmak ne kadar güzel şey. Şimdi şöyle anlatayım sana Yusufcan. Konuşma diliyle yazım dili, dil bilgisi kuralları farklıdır. Sen konuşurken onu yumuşatabilirsin. Ama mesela isimlerde de normalde yazım dili olarak yumuşama olmaz. Cümle şey isimlerin sonunda. Mesela Burak A şeklinde yazılır. Ama Burak'a diyebilirsin sen konuşma dilinde. Hani şu an dersimiz Türkçe değil, farkındayım ama bunu söylemek istedim yani. Neyse. Ya kalan yorumlar arkadaşlar inanılmaz inanılmaz derecede, demiş ki Meral Kara, hiç hoş bir video değil. Yorum için teşekkür ederim. Hani bu tarz yorumlara benim bir lafım yok. Sadece anlamadan, dinlemeden yorum yapanlara sinirleniyorum. Tabii ki de siz de kendinizce haklısınız. Siz de girip kazanmak istiyorsunuz falan. Böyle eleştiri görmüşsünüz işte YouTube'da. Hadi bakalım linç atalım, sallayalım bir şeyler kafasındasınız haklı olarak. Ama anlamak istediğiniz şeyle benim anlatmak istediğim şey çok farklı. Onu bir belirteyim. Videonun sonunda son kısa olarak anlatacağım ne söylemek istediğimi. Tabii anlayan anlamayabilirsiniz yine ama olsun, ben yine de açıklamak istiyorum. Onun haricinde güzel kardeşim benim. Hayalim avukat olmaktı ama şartlar iyi gitmedi. Öğretmen oldum. İkinci sınıf adalet öğrencisiyim ve DGS çalışıyorum. Sonuçta istediğim bir şey bu. Senin bu şekilde konuşman doğru değil. Herkes bir başarı sonucunda hukuk kazanıyor. YGS, DGS fark etmiyor. 29 yaşındayım mesela. Kazanırsam, bitirirsem 34-35 oluyorum. Ve sen bu zamana gelene kadar benden çok çok öndesin. Ne öneriyorsun? Buyur, dinliyorum seni. Şimdi MC diye birisi yazmış. Şimdi sana şöyle söyleyeyim MC. Ben tabii ki de insan hayatının 2-3 saatlik bir üniversite sınavıyla seçilmesini, işte mesleklerine insanların bu 2 saatlik sınavla yerleşmesini doğru bulmuyorum. Bu benim zaten önerdiğim, işte doğru bulduğum bir sınav şekli değil, bir seçim şekli değil. Ama maalesef ülkemizde zaten her zaman her yıl neredeyse artık son zamanlarda bir sınav sistemi değişiyor. Bir şey değişiyor. Nasıl anlatayım? Nasıl anlatabilirim? Hemen. İşte konular değişiyor. Bu konudan sorumlusunuz. Yok, bu konudan sorumlu değilsiniz. Yok, bu konu tekrar müfredata geldi. Sürekli böyle konular oluyor. Benim kendi kardeşim bizzat mesela ilk senesinde YGS, LS'ye girdi. Sonra saçma sapan bir sistem geldi. Ne sistemin adını bile unuttum yani. Neydi ikincisi? AYT, TYT. AYT, TYT. Adını bile bilmiyorum. Unutuyorum yani. Saçma sapan bir şey geldi. Ya doğru bulmuyorum kısacası. İnsanın hayatını bu kadar saçma sapan sistemlerle belirleyemezsiniz. Sen cumartesi günü AYT'ye giriyorsun. Sınavın, pardon, TYT'ye giriyorsun. Sonra TYT'n kötü geçti diyelim. İnsanın morali bozulur. Ben olsam benim moralim bozulur. Yerle bir olur yani. Ben bir sonraki gün gireceğim sınava nasıl odaklanayım? Bu nasıl bir mantıkla getirilmiş bir sistem. Ben doğru bulmuyorum ama tabii ki insanların hayat şartları müsait olmayabilir. İşte sınav zamanı, ne bileyim, hayatında kötü bir gelişme olabilir. Ben bunlarla alakalı bir yorum yapmadım. Hani duygusallığa çekmeye gerek yok kısacası bu videoyu. Buna bir şey demiyorum o yüzden. Büşra Nur Solmaz.
Asıl at gözlüğünü sen takmışsın ama ne yazık ki farkında bile değilsin. Çok yazık. Şimdi Büşra'nın solmaz. Sana şöyle söyleyeyim. Sen de bu yanlış anlamaya çalışan arkadaşlarımdan birisin. Yanlış tarafa çekmişsin söylediğim şeyleri, cümleleri. Açıklayacağım. Gerçekten hani o kadar uzun şeyler var ki arkadaşlar, bunları okumak mümkün değil zaten. O yüzden ben en iyisi bir açıklamamı yapayım bu yorumların ardından. Bu videoda kapansın. Çünkü gerçekten çok can sıkıcı bir hal almaya başladı. Neden bu şekilde algılandı? Tabii ki benim de hatam vardır. Yani bu şekilde algılanmakta bir şey de söylemek istemiyorum size ama özetliyorum. Artık bundan sonra da bu video hakkında gerçekten konuşmak istemiyorum. Bir kez konuştum, herhalde anlaşılmadı. Bir kez daha çekmeye karar verdim. Şimdi benim bu videoyu çekme amacım şuydu. Biliyorsunuz ki Covid zamanında artık insanlar kolay bir şekilde, bazıları kolay bir şekilde de demeyeyim, yine linç yiyeceğim de, kopya çekmek bazı durumlarda daha kolaylaştı mı diyeyim artık, ne diyeyim, adalet okuyalım, oradan hızlıca hukuka geçeriz mantığıyla adalet okumaya başlayan insanlar hakkında ben hani üzülerek bu yorumu yaptım. Biz kazandık bileğimizin hakkıyla. Geceleri uyumadık, sabahları erken uyandık, uykusuz gezdik, bilmem ne falan filan. Gözümüz patladı artık yani çalışmaktan. Beynimiz patladı, hala patlıyor, orası ayrı bir şey de. Hani benim zoruma gitti açıkçası bu kadar kolay bir şekilde bahsedilmesi. Yani bu tabii ki siz DGS'yle geçmek kolay mı zannediyorsun, bilmem ne, üniversite sınavından daha yüksek bir başarı gerektiriyor falan gibi yorumlar yapmışsınız. Ben DGS sınavı hakkında bir bilgi sahibi değilim, içeriği hakkında. İlla ki zordur, bir şey demiyorum. Ama tabii ki onda da paralı dedim, yine yorum yapmışsınız. Ücretli, parantez içinde. Ücretli okuyanlar için söylüyorum. Ücretli gidenler olabiliyor. Ben sadece bu kadar hukuk fakültesi açılmasına böyle... Artık nasıl anlatayım? Böyle nasıl anlatılır? Parazit gibi böyle çoğalmasına karşıyım. Biraz azaltılmaya gidilmesi gerekiyor. Çünkü insanlara saygısı konuşamadım. Sinirlendim çünkü. Saygısı kalmadı. Ne okuyorsun? Hukuk. Anladım. Benim yeğenim de hukuk okuyor. O da avukat olacak. Hep böyle muhabbet. Artık yeter. Eskiden bir avukat deyince insanların saygısı vardı. Şimdi artık avukattan bul ne var canım. Biri gider biri gelir. Avukat mı yok mantığı var. Haksız mıyım? Doğru. Yani artık gına geldi. Ben kazandığımda Türkiye'de çok az hukuk fakültesi vardı. Kapattılar hatta sonra bir kısmını. Şimdi zibil gibi. Ben savunmuyorum. Ben bu arada şey de savunmuyorum. Benim kendi kardeşim hukuk kazandı. Yani kazandı değil, sayısaldan geçme bir hukukçu, öyle söyleyeyim. Yalvardım, dedim ki yapma. Yapma dedim. Hani yazma dedim hukuk. Zaten artık çok hukukçu var. Hani yeter artık, sana da ihtiyaç yok yani. Hani bir aileye bir hukukçu yeter. Böyle şakasına muhabbetlerimiz bile dönmüştür. Ama dediğim gibi bu sizinle alakalı bir sorunum olduğu ya da kendim işte işsiz kaldım. Ah vah ben ölüyorum. Ağzım kokuyor açlıktan. İş bulamadım. İş bulamayacağım. Kaygılarım var falan muhabbeti değil. Sektör kötü arkadaşlar. Gerçekten sektör kötü. Tabii ki de bir mesleğin iyisi de var, kötüsü de var çalışanları olarak. İyi avukat var, kötü avukat var. İyi doktor var, kötü doktor var. İyi dişçi var, kötü dişçi var. İyi öğretmen var, kötü öğretmen. Bu çoğaltılabilir. Her meslek için geçerli. Ama sektörde çok fazla avukat türedi. Ben buna değinmek istedim. Farklı noktalara çekildi. Siz bilirsiniz. Hani ben şunu demeye çalıştım. Daha fazla bir şeyler yapmak gerekiyor meslekte ilerlemek adına. Hukuk mezunuyum. Barodan işte ruhsatımı aldım. Hadi bakalım hemen ofis açayım. Hemen ilerleyeyim. Durumlar artık kalmadı eskisi gibi. Ben buna değinmeye çalıştım. Çok yanlış yerlere çekildi. Üzüldüm açıkçası. Böylece cevap vermiş olayım. Benim mesleki bir kaygım yok çok şükür. Ben sizlere de faydalı olmak için bu kanalı açtım. Hani tamamen şöyle söyleyeyim. Sizlere faydalı olmak adına hani açtığım bir kanal burası. Herhangi bir farklı amaç güttüğüm bir kanal da değil. Onu da söyleyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar bu video hakkında. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.